Ya yani bir, şey, bu dedikodular bizim, hakikaten bizim koca camialara. E, çok bu, Adem büyük ya. mesela gol attı. Tamam. ya. Yani. Bugün eşinin açıklaması evet var. Yani. Yani çok üzüldüm gerçekten. Ee, hakaretler yağdırıyorlarmış arkadaşlar. Lütfen ya, lütfen ya. Bir insan ya. bir insan dürüst diye yani e, hakarete uğramaz Hı. ya. Yapmayın yani. Galtasay ne olursunuz. taraftarı Adem'i seviyordu. Giderken ya, gelirken ya gider, de çok sevdi. Bak, giderken de ya. çok sevdi. Anlatayım sana nasıl gittiğini. Fatih Hoca'ya gitti. Canım. Ya Fatih Hoca'ya gidiyor Adem büyük diyor ki hocam. Biliyorum çok daha geniş çok daha farklı bir kadro kuruyorsun bana çok fazla ihtiyacın olmayacak ben Galatasaray'ı ve seni çok seviyorum müsaade edersen gideyim Tabii. oynayacağım bir yere gideyim diyor ya bunun ya bundan daha güzel bir şey olur mu kavga dövüş yok bir de bir öyle bir şey çıkarttılar yok Fatih Terim'le kavga etti de dövüştü de falan ya. hayır gideyim oynayayım dedi gayet doğal ben de olsam oynamayı tercih evet. ederim yani burada bekleyecek ara ara oynayacak yani bir sezon geçecek, 40 maçta Belki 15 tanesinde oynayacağı bir sezon yerine gitti, oynadı. Şimdi bunlar yanlış. Bak iki tane şeyi söyleyelim. Şu e, olayda senin de söylediğin gibi Malatya ve Göztepe'ye de ayrıca alkış e, tutmak evet. lazım. Yani özel alkış evet. göndermek lazım. Maalesef bunu söylemek zorunda kalıyoruz biliyor musun? Evet yani. Bunu söylemek zorunda kalmamalıyız. Evet. Ya Bir insan dürüst diye, dürüstçe mücadele etti diye biz alkışlamamamız evet. lazım ama... Öyle bir noktaya geldik ki alkışlamak zorunda kalıyoruz. Yani Hı. tabii ki çıkacak oynayacak. Yani işin doğası bu. Çıkacak, hocam, oynayacak, mücadelesini yapacak. Kazanır, kaybeder. O onu kadar, bilemeyiz. O Ama yani e, e, tersi olursa bizim e, eleştirmemiz lazım. Yani Adem Büyük Abi. de gol atacak. Atınç Nukan da golün pasını verecek. Böyle bu iş yani. Şimdi şey maçını izledim. Almanya Ligi'nde hocam. Ee, biliyorsun son sırada iki takım Bielefeld'de Bremen'in maçları vardı. Hocam Augsburg Bremen maçı Ş şöyle analiz etmek mi lazım yani şimdi? Augsburg 2-0 yendi Bremen'i bıraktı ateşin içinde. Hani Augsburg şampiyonluğa mı oynuyor canım mı demek lazım? Burada derler de, de işte yani, olmaz ya. Yani. yani bir şey ya yani şu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi geçenlerde konuşuyorduk. Hatta sporlulardan bana çok mesaj geldi <laughs> he, tamam mı? Ya işte biz şöyle mesela, arkadaş atayı alkışlıyoruz yani. Fark eder mi 7-0 yemişken müthiş top oynadılar bu sene? Yani aklımıza öyle bir şey gelmiyor. Ben futbol adamı olarak, spor adamı olarak arkadaş böyle bir şey düşünmüyorum. Hepsini alkışlıyorum bütün takımlarımızı. Yani en alttaki Kayseri'sinden tut, düşen takımlardan, Erzurum'dan tut. Alkışlıyorum. Hepsi de canla başla bir mücadele gösterdiler. Hepsi, hepsi. Hepsi ya. hepsini kutlamak lazım. Ya bravo ama bir kişi şampiyon oldu. Bana göre Fatih dedim ben başarılı değilim dedi. Bana göre o da başarılıydı. Bir sürü fırtınalar yaşadı. Bir şey içinde biliyorsunuz tabii yani tabii. yönetim içinde. Sergen'in ayrı sıkıntıları vardı. Ya bir iki tane santiforu yok adamın ya. Düşünebiliyor musun? Abu Bakar'la Cenk Tosun yok ya. Yani çok önemli şeyler yaşadı Sergen'de. Onun için Sergen yani daha şey bir de oynadığı futbolla istekli, arzulu, keyif veren bir futbol olduğu için onun için daha çok şey yaptık, tebrik ettik, alkışladık. Ya onun şöyle bakmamız lazım. Bu mesela eleştiri yapabilen arkadaşları da onlara da sormak lazım. Şu sezon başladığında kadroları alt alta koyduk. Sezon başladı. Şu sezona başlarken şampiyon Beşiktaş diyecek kaç kişi vardı kadroya bakıp da? Kaç kişi vardı dürüstçe söylesin, elini vicdanına koysun söylesin. Neden söylüyorum bunu? En iyi kadro Fenerbahçe'deydi. Sonra devre arasında müthiş bir takviye ile Çok... ondan sonraki iyi kadro Galatasaray'daydı. E, e, Fatih Terim Geçen Fatih. Geçen senin şampiyonu Başakşehir, var. Başakşehir onu söylüyorum. Başakşehir. ya şu sıralamayı yapsan <laughs> Trabzon'u bir kenara Tra bırakıyorum. Yok Trabzon'u da bırak. Trabzon'da mi? hocam e, bir bilmece vardı. Yani Neyse onun ama. için Trabzon'u bir kenara bırakıyorum. Yani yırtın e, Yani o iki Edirne'yi yırtın, Sörlot gitti, Sosa gitti, Novak gitti. Trabzon'u bir kenara da bırakıyorum. Şu kadroların dört kadronun içerisinde Beşiktaş'ı dördüncü sıraya yazarsın. Dördüncü sıraya. Onun için başarı çok büyük bir. Yani başarının büyük olmasının sebebi. İki, Şu kadroyla oynanan futbola bakıyorsun. Oynanan futbolda var mı bir kişi tartışıyor mu? Hayır. Galatasaray daha iyi futbol oynadı. Hayır. Fenerbahçe daha iyi oynadı. Hayır. Trabzon daha iyi. var mı söyleyebilecek? Yok. Yani bana göre yok. Ben en azından başkaları adına konuşmayayım. Ben kendi adıma söyleyeyim. Bana göre oynanan futbol şu anda ligin en iyi futbolunu oynadı. Ha, sonra kim oynadı dersen onu da söyleyeyim Alanya Spor oynadı sonra. Sivas sonra tatlı. kim oynadı dersen son dönemi söylemiyorum. Hatay oynadı iyi futbol. Evet. Sonra kim oynadı dersen son 15-20 haftada Sivas Spor oynadı. Galatasaray ve Fenerbahçe parça parça iyi oynadığı dönemler var. Parça parça iyi Beş oynadığı maç da. seri yakaladı. Mesela bir serisi var Galatasaray'ın. Arkasından bir e, tökezlenme. Arkasından yine Fatih Hoca'nın e, o... Son maçları oynama becerisi sahneye çıktı. Tamam hmm. bunlara ama oyunun ta başından sonuna kadar baktığında e, yani Beşiktaş'ın oynadığı futbol e, gösterilen e, performans bana göre yani bu nedenle anlamlı hale geliyor. Senden daha güçlü kadrolar var. Senden Tabii. daha iyi oynamasını beklediğin Bir, e, takımlar var. Senden daha iyi hocalar yönettiği yani sen çünkü ilk defa şampiyon tecrübeli oluyorsun. Tecrübeli de. Tecrübe işte. Onun yani için yani söylüyorum yani. Özür i̇yi de. deme. İyi demeyeyim de yani geçmiş <laughs> sezon de, başı %10'du geçmiş şampiyonluk yani, şansı. Yani şöyle bak Haldim, çok Öyle güzel şey söyledi, bak. Kadro olarak şimdi ben şöyle söyleyeyim Sergen parlatıyor diyorum. Bak Şenol Hoca'nın da böyle şeyler. Futbolcuların performansını arttırdın. Bunu göz ardı etmeyelim. diye biliyor musun? Şimdi bana bir lik karması yap. Atiba'yı alır mısın? Alırım. Josef'i alır mısın? Alırım. Sabek. Rozi'yi alır. Rozi'yi alır mısın? Vidayı alırım. alırım. Vida'yı alır mısın? Kesin alırım. Bak sayarım, Şeyi Yezal'ı alır mıyım? Alırım. Ranel'in alır mıyım? Alırım. Abubakar alır mıyım? alırım. Bak sana 7 tane garanti sayıyorum bak. Şimdi aklıma gelen 7 tanesi ni ben şimdi yılın karmasında bunların yerine alternatif koyabilir misin? Koyamam. Ben şimdi Beşiktaş'ın orta sahasıyla ha şunu söyleyeceğim. Hani kadroya bak derken sezon başı tamam öyleydi ama Sergen'in oynattığı futbolla hocanın bravo yani. Oynattı bunlar C'ye çıktı. Üst düzey oynadılar. Öne çıktılar. Şimdi sana söylerim Fenerbahçe'nin orta sahasına bak. Beşiktaş'ın yani Atiba ile Josef'i Fenerbahçe'de kimle değişirsin ya? Değişir misin şu anda? Galatasaray'daki değişir misin? Taylan'la, Taylan Etebo'yla e, Etebo falan. Neyse yani değişmezsin. Hiçbirine değişmezsin. Yani Beşiktaş'ın orta sahası ve öyle. E, Larin, ya dünya kadar ya bir de adam top saklıyor onu yapıyor ya in, inanılmaz şeyler ya Eyezal'ın yaptığı şeyler Enkudu, var. Hocam, e, onu en, da. ya, ya Ya benim için Enkudu da çok çok iyi bir adam. Şey e, zaten Abubakar, Bakar... E, Cenk Tosun. Yani baktığın zaman ama bunlar şimdi Haldun söylediği gibi sezon başında baktığın zaman kadroya aa diyorsun. Ama şimdi ondan sonra oynadığı futbolda aldıkları neticelere baktığın zaman aa Beşiktaş kadrosu ben değişmem şu anda dese ki şunları şu 7 tane adamı verelim başka bir Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzon'dan 7 kişi alalım desen kimse Acaba değişmez. Başarıda şunun mu etkin oldu? Aldin abi hep derler ya işte siz de hoca da. Bir 11'in olacak o 11 herkes bilecek. O 11 kafada olacak. Ezbere sayılacak. Ancak başarı öyle gelir. Yani genelde, şimdi teknik direktör buradayken e, yani onun üzerine konuşmam şey değil ama... ...genelde ezberlenmiş kadrolar her zaman e, iyi iş yapan kadrolar oluyor. Ezberlenmiş kadrolar. Zaten başarılı oluyor. Evet, o kadroyu yani, da evet. değiştirmiyorsun. Değiştirmiyorsun. Bir iki tane şey. Ezberlenmiş kadronun çok değerli olduğunu söylememiz lazım. Hatta her zaman da e, böyle rahmetli anıyorum Coşkun abi söylerdi. En iyi kadro ezbere sayılan kadrodur derdi Coşkun Özal'in. Bir de seyircinin yaptığı <laughs> takım derler. Evet, değil mi? Böyle seyircinin böyle bir şey tek. var. Şimdi hocamın söylediğine ek olarak söyleyeyim. Ee, enteresan bazı şeyler var. Hani dedi ya, e, bir teknik direktörün bence oyuncu geliştirmesi de onun da önemli başarısı. Bak, başka bir nokta daha var. Bir başarı daha. Hani diyorlar ya, niye inanılmaz kıldınız? Rozi'ye Beşiktaş'a gelene kadar golü yok. Gol atmamış profesyonel kariyerinde. Şimdi bak golli, golü asisti var. Dönelim. Kaylar'ın kendi kariyer rekorunu kırmış. Gezal kendi kariyer rekorunu kırmış. Ee, yani e, 21,5 yaş ortalamalı iki kaleciyle şampiyon olmuşsun. E, e, Ersin Destanoğlu Utku.